stratejik kurumlar özelleştirilemez diye bir madde var. Harpi Sendikası, tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı Ankara'da eylem kararı aldı. Yani bu devam edecek. Türkiye'nin her yerinde bunu yapmaya devam edecekler netçe alana kadar. Tank palet fabrikası olarak bilinen Arifiye'deki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özel şirkete devredilmesine tepkiler devam ediyor. Harpiş işçisi, vatan bekçisi. Geçen ay Harp İşi öncülüğünde Sakarya'da özelleştirmeye karşı yapılan mitinge binlerce sendikalı ve yurttaş katılmıştı. Türkiye'nin pek çok ilinde özelleştirmeye karşı mücadelesini sürdüren Harp İş bu kez başkentte bir eylem kararı aldı. Biz de Türk İşi olarak maddi manevi bize ne ihtiyacı varsa yerine getirmeye gayret edeceğiz. Türk İş'e bağlı Harp İş Sendikası Başkent Şubesi 6 Şubat'ta Ankara'da özelleştirmeye karşı sokağa inecek. Tank palet millidir, milli kalacak. İstanbul yolu üzerindeki Erkont Döküm Fabrikası önünde buluşacak olan milli savunma işyerlerinde çalışan sendika üyeleri burada bir basın açıklaması yapacak. Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay eylem öncesi ulusal kanala konuştu. AK Parti'nin tüzüğünde de dahil bütün partilerin tüzüğünde, AK Parti'nin tüzüğünde de var. Stratejik kurumlar özelleştirilemez diye bir madde var. Özelleştirmenin durdurulmasını isteyen Atalay, tank üretiminde yetkinin %51 ile devlette olması gerektiğini belirtti. Bir an evvel bundan vazgeçmek gerekiyor. Bunu sürdürebilir bir tarafı yok. Tanka ihtiyacımız var mı? Var. Bir an evvel yapalım ama %51 bizde olsun. Altın hissesi bizde olsun. Yetki devlette olsun. Yetki Milli Savunma Bakanlığı'nda olsun. Çalışanlar da onun personeli olsun. Bu fabrika Türkiye'nin en modern fabrikası. İşte obüs topundan, dürbününden, tankından, paletine kadar bunlar yapılıyor. Herkes biliyor artık. Yani bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bir problem yok. Sayın Devlet Bahçeli bir problem yok. Milli Savunma Bakanı bir sıkıntı yok demelerine rağmen bir an evvel oradaki Harbi Sendikası'nın hukukçusundan, sendikacısından, üyesinden, işçisinden oturup bir protokol imzalamak gerekiyor. Yani sözle olmuyor bu işler. Telekom'la ilgili başımıza gelenler ortada. Adam kazandı. Kapattı dükkanı, çekti, gitti buradan. Yetki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olsun. Yani bu fabrika özelleşmesin ki özelleşmediğini ifade ediyor. 25 sene kiralamanın anlamını da ben anlamakta zorlanıyorum. Yani bir an evvel bununla ilgili herkes biliyor, duyuyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafları çağırıp bununla ilgili insanları rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ankara çıkışında iş yerlerinde arkadaşlarımız bir etkinlik yapacaklar. Yani bu devam edecek. Türkiye'nin her yerinde bunu yapmaya devam edecekler netçe alana kadar. Biz de Türk İş olarak maddi manevi bize ne ihtiyacı varsa yerine getirmeye gayret edeceğiz.